Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar değerli izleyenler. Müzakereye hoş geldiniz. Bu akşam müzakerede inşallah 28 Şubat'ın 23. yıl dönümümüzdeyiz. Yıl dönümündeyiz. 28 Şubat darbesinin. Bu vesileyle 28 Şubat darbesini, o süreci konuşacağız. Neler olmuştu, neler yaşanmıştı. Öncesinde darbe sürecinde gerek fişlemeler, cadı avları, İmam Hatip okullarında, ilahiyat fakültelerinde, devlet kurumlarında başlatılan fişlemeler, cadı avları, öncesinde ve sonrasında yaşanan mağduriyetler, darbenin siyasi ayağı, sivil ayağı, dördüncü kuvvet olarak bilinen medya ayağı ve bir 28 Şubat darbe davası vardı. Verilen karar ne kadar kamu vicdanını rahatlattı? Sonraki süreçlerde neler oldu? Neden konuyla ilgili özellikle de darbenin sivil, siyasi ve ekonomi ayağına yönelik adımlar atılmadı. Tüm bunları ve çok daha fazlasını bu akşam müzakerede konuşacağız. Hemen konumuzu takdim edelim. Evet değerli izleyenler, Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı Avukat Sayın Mehmet Hüseyin Yılmaz müzakerede konuğumuz. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Bize zaman ayırdığınız için çok teşekkürler. Tabii bugün aynı zamanda acı bir gündü. Suriye Savaşı 9 yıldır devam ediyor ve geçen haftadan bu yana Baas rejiminin TSK mensuplarına yönelik saldırıları vardı. Bununla başlarsak, buyurun başkanım. Şimdi evet, belki Türkiye için zor bir gün. Öncelikle o menfur saldırıda hayatını kaybedilen ailelerine başsağlığı diliyorum. Rabbim böyle acılar göstermesin. Parti olarak böyle acıların yaşanmaması için yıllardır uyarıyoruz. İslam coğrafyasında sorun ne olursa olsun çatışmasız, silahsız çözümden yanayız. Evet. Ve hep bunu söyledik. Çatışmalar, savaşlar yıkım demektir, gözyaşı demektir, ocaklara ateş düşmesi demektir. Ve bugün Suriye'de maalesef onu yaşıyoruz. 9 yıldır bahsettiniz. Bu acı ve gözyaşı Suriye'de var. Yerinden yurduna edilen insanlar var. Muhacerata giden insanlar var. Milyonlarca insan evini, barkını terk etmek zorunda kaldı. Evet. Bir direniş iç savaşa dönüştü. İç savaşa dönüşmesinin sebebi de emperyalist güçlerin Suriye'de vekalet savaşı yürütmesi. Yani Suriye'deki tarafları, Suriye'deki oluşumları, farklı Amerika ve Rusya'nın oraya müdahil olması, kendi emperyalist çıkarları için evet, müdahil olması ve o insanları silahlandırması, iki tarafı da silahlandırması, cesaretlendirmesi ve çatışma sürdükçe de onlara silah satacak, onlara her türlü savaş silahını da orada deneyecek ki Rusya açıklama yaptı daha önce bir yetkilisi. Evet, sağ olma bakalım. Yüzlerce silahı Suriye'de denemişler. Evet. İlk sefer denemiş. Konvansiyonel silahlardan tutun da, yani bu kimyasal silahlar var. O kimyasal denemelerden tutun da diğer normal silah denemelerine kadar. Yani bir nevi laboratuvar gibi kullanıyor orayı. Niye? Çünkü ölen onun insanı değil. Ölen Müslüman. O yüzden Müslümanın Müslümana karşı silahla mücadele etmesi doğru değildir. Ve yapılacak olan şey belki zararın neresine dönülürse kârdır hesabı ile bir an önce doğrudan tarafların bunu görüşmesi, Amerika'yı ve Rusya'yı devre dışı bırakmaları, Türkiye, İran, Suriye veyahut da Suriye üzerinde etkili olabilecek olan İslam ülkelerinden diğer ülkelerin devreye girmesi, birlikte Müslümanların, İslam ülkelerinin kendilerinin bir çözüm bulması lazım bu iç savaşın sonlandırılması için. Evet. Bir an önce bu kanın durması gerekiyor. Gittikçe daha kötüye gidebilir. Yani vekalet savaşlarının
sonun nereye geldiği görüldü yani. En son şu an bakıyoruz ki artık Türkiye Soçi mutabakatı ve Astana mutabakatı gereği oraya girdi. Gözlemci kulelerini kurdu. Ama şu an Rusya'nın hava desteğiyle Suriye ordusu ilerliyor ve Halep gitti çatışması bölgelerinden. Üç Halep'i, bölge gitti. Evet. Bombardımanla bırak şu an sadece bir İdlib kalmış. Evet. Muhaliflerin sıkıntı bir İdlib var ve bu İdlib'i de boşaltmak için rejim elinden geleni yapıyor. Tabii Rusya'nın desteğiyle bunu yapıyor. Evet. Ve oradaki 4 milyonluk nüfus da 2 milyonun altına inmiş. Ve çoğu da buraya gelecek. Evet. Onun için şu an Türkiye diyor ben kapıları açıyorum. Evet. Avrupa'yı bir nevi tehdit olarak kullanıyor bu mültecileri. Ve kapıları açıyorum. Ne haliniz varsa görün diyor. Bu da ayrı bir dram. Şu an şimdi o tarafa geçince o botların batırılma meselesi olabilir. Tekrar sınırda öldürülmeleri olabilir bu mültecilerin bir şekilde. Çünkü daha önce yapıldı yani. Saldırıyor bu noktada mültecileri. Ve şu an sınıra asker yığma meselesi var. Yunanistan ve Bulgaristan'ın. Yani bunu da düşünülmesi lazım. Yani yeni bir drama sebebiyet verilmemesi gerekiyor. Nihayetinde yani savaş acı demek, gözyaşı demek, kan demek, yıkım demek. Şu an yanmış, yıkılmış bir Suriye var. Ve yıllarca komşuluk yapan insanlar bu iç savaş nedeniyle ayrı kamplarda, ayrı gruplarda yer aldıkları için bir daha birbirinin üzerine nasıl bakacak? Çünkü birbirlerinden insan öldürmüşler. Birbirinin çocuğunu öldürmüş, babasını öldürmüş. Yani nasıl bir araya gelecek? Bunun şu an hesabının yapılması lazım. O insanların bir arada yaşamasını, o halkın bir arada nasıl yaşayacak? Nasıl o yıkım telafi edilecek? Ha, Batı şunu düşünüyor. Emperyalist ülkeler Suriye sonrası bir ateşkes olsa bile Suriye'nin imarında ne kadar pay kapacağız? Evet. Onun hesabını yapıyor. İnşasını diyor ben yapacağım. Şu anda onun hesabı masada ona o hesap var. Yani onlar insani değildir. Tamamen ticari, tamamen emperyal duygulara hareket ediyorlar. Ve onlar için bu bölgede milyonlarca insan ölse hiçbir şey ifade etmiyor. Evet. Çünkü sömürü üzerinedir. Ve İslam ülkelerinin bunu görmesi lazım. Türkiye'nin bunu görmesi lazım. İran'ın bunu görmesi lazım. Diğer İslam ülkelerinin bunu görmesi lazım. Emperyalistleri kendi iç işlerimize dahil etmemeleri lazım. Ama maalesef diyorum çünkü yani elimizden bir şey gelmiyor ve İslam ülkelerinin idarecileri bunu görmüyor veya görmek istemiyor iktidarların devamı için. Her biri farklı hesaplar peşinde ya her biri bir emperyalistle birlikte çalışıyor. Böyle olunca da bir araya gelip konuşma ve kendi sorunlarını çözme imkanı ellerinden gidiyor. Evet. Bu İslami bir bakış değildir. Evet. Müslümanca bir davranış değildir. Müslümanın kanı Müslümana haramdır. Helal değildir. Evet. Meşhebi, mezhebi ne olursa olsun yani mezhep noktasında, meşhebi noktasında, etnik kimlik noktasında yani biz bir ümmetiz. Ve o şuurda olmamız lazım. İnşallah son ölümler olur. Son katliamlar olur. Ve bir an önce ateşkes ve de barış sağlanır. Çatışma son bulur. Temennimiz o. Şu an fiili olarak hani iktidarı etkileme ya da iktidar üzerine bir etkimiz yok. Diğer İslam ülkeleri üzerine bir etkimiz yok. Müslüman, duyarlı olan Müslümanların da kendi yönetimleri üzerinde bir etkileri yok. Evet. Dua etmekten başka bir çaremiz yok şu an. Ve söylemekten, konuşmaktan, uyarmaktan. Ve yıllardır biz daha ilk günden bugüne sürekli uyarılarımızı yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. İnşallah Teala dediğim gibi yani bu son ölümler olur ve nihayetinde bir barışa varılır, bir ateşkese varılır. Evet. Herkes kendi ülkesinde, kendi toprağında özgürce yaşamanın imkanını bulur. Evet. Teşekkür ederim Sayın Başkanım bu değerlendirmeniz için. Şimdi asıl konumuzla devam edelim. Bugün 28 Şubat'ın 23. Yıl dönümü. Biraz oraya gidelim. Neler yaşandı, neler oldu o süreçte.
bir VTR'miz var Sayın Başkanım. O VTR'yi izleyelim, sonra konuyla ilgili değerlendirmelerinizi, yorumlarınızı alalım. O VTR'mizi izleyelim arkadaşlar. Takvimler 28 Haziran 1996'yı gösterdiğinde Refah Yol Hükümeti merhum Necmettin Erbakan başkanlığında kuruldu. Erbakan yaş üyelerine 5 Ağustos'ta akşam yemeği verdi. Yemekte soğuk rüzgarların estiği gazetelere yansıdı. Tansiyon Erbakan'ın 2 ila 7 Ekim 1996 tarihlerini kapsayan Mısır, Libya ve Nijerya gezileriyle yükseldi. TSK'nın komuta kademesi Erbakan'a Libya'ya gidilmemesini telkin etmişti. Daha sonra 3 Kasım 1996'da Susurluk'ta yaşanan kaza gündeme bomba gibi düştü. Bu olayla mafya, siyasetçi, polis üçgenindeki karanlık ilişkiler açığa çıktı. Erbakan'ın 11 Ocak 1997'de Başbakanlık konutunda cemaat önderlerine verdiği iftarın görüntüleri manipüle edilerek büyük bir algı operasyonu başlatıldı. 30 Ocak 1997'de Sincan Belediyesi'nin Kudüs Gecesi etkinliği medya tarafından provokatif bir dille hedef alınarak darbenin yol taşları döşenmeye başladı. TSK'nın komuta kademesi 28 Şubat 1997'deki MGK toplantısında sözde irticaya karşı tedbir bahanesiyle taleplerini sıraladı. Tarikatlara bağlı okulların milli eğitime devri, 8 yıllık kesintisiz eğitime geçilmesi, tarikatların kapatılması gibi istekler Erbakan ve kurmaylarını sıkıntıya sokmuştu. Fişleme ve sürgün olayları, bürokrasiden akademik camiaya kadar görevden almalar o sürece damga vuran olaylar oldu. İmam hatiplerin orta öğretimdeki kademeleri kapatıldı. Üniversiteye girişte de katsayı uygulaması başladı. 28 Şubat sürecinin en etkili ayağından biri de medyaydı. 500 tarikat, 5000 şeyh, defileler yasaklanıyor gibi manşetler toplumsal algıyı da askeri ve bürokrasiyi de etkiliyordu. İrtica haberleri gazetelerin manşetlerinden eksik olmuyordu. TÜSİAD da yine 28 Şubat sürecinin baş aktörlerinden biriydi. 21 Eylül 1996 günü TÜSİAD'dan ekonomi kötüye gidiyor, erken seçim yapılmalı çağrısı geliyordu. Cumhuriyete sahip çıkma adı altında mitingler başlamıştı. Türkiye'nin dört bir yanından askere de mesaj niteliğinde çağrılar yapılıyordu. Dönemin Cumhurbaşkanı Demirel tartışmalar arasında devreye girdi. Başbakan Erbakan'a uyarı mektubu gönderdi. O günlerde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Güven Erkaya'nın irtica PKK'dan daha tehlikeli sözleri de uzun süre gündemde kaldı. 4 Şubat günü Sincan'da askerler 20 tank ve 15 zırhlı araçla geçiş yaptı. Demokrasiye balans ayarı yaptık diyen Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Çevik 1, 28 Şubat askeri müdahalesini bu biçimde tanımlamıştı. Dönemin Genelkurmay Genel Sekreteri Erol Özkasnak da bu müdahaleye ilişkin olarak yapılan postmodern darbe tanımının doğruyu ifade ettiğini söylemişti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, laiklik karşıtı eylemlerin odağı olduğu iddiasıyla Refah Partisi hakkında kapatma davası açtı. Refah Yol'un birinci yılını doldurmasına günler kala 18 Haziran'da Erbakan istifa etmek zorunda kaldı. Refah Yol hükümetinin sona ermesiyle 28 Şubat sürecinin ne kadar devam edeceği tartışmaları da yaşandı. Emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı'dan TSK'nın zirvesinde nöbeti devralan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu'nun 28 Şubat 1000 yıl sürecek sözü literatürde yerini aldı. 28 Şubat süreciyle beraber özellikle okullarda mağdur edilen başörtülü öğrenciler yıllarca bu mağduriyetlerini giderecek bir yol bulamadı. Hangi kapıya gittilerse üzerlerine kapandı. İmkanları olanlar yurt dışında okumak durumunda kaldı. Sakin ol, konuşmaya hakkın yok. Sakin lütfen. Hayır, sakin, size yakışmıyor. Söz vermiştim.
28 Şubat darbesine karşı duran, en azından İslami hassasiyete sahip olduğu için o darbecilere boyun eğmeyen on binlerce insan zulme uğradı. Kimisinin mağduriyeti giderildi ama bugün halen birçoğunun mağduriyeti sürüyor. İslami olan hiçbir şeye tahammül gösteremeyen zihniyetin gadrine uğrayıp zindana atılan ve hala dört duvar arasında adaletin tecelli etmesini bekleyen yüzlerce İslami kimlikli mahkum var. 28 Şubat darbesinin askeri ve sivil mimarları dışarıdayken 28 Şubat'ın mağdurlarının bir kısmının hala zindanlarda olması 28 Şubat darbesiyle gerçek anlamda yüzleşilmediğini gösteriyor. Eski Genelkurmay Başkanlarından Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu, 28 Şubat bin yıl sürecek demiş olsa da Türkiye'nin toplumsal ve siyasi ortamındaki büyük çaplı değişimler daha güçlü çıktı. 28 Şubat bin yıl sürmedi ama izleri de hala tam anlamıyla silinmedi. Kamuoyunun beklentisi 28 Şubat'la gerçek anlamda bir yüzleşmenin olması, darbecilerden hesap sorulması ve yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi. Evet değerli izleyenler, o süreci bir anımsadık. Şimdi başkanım, siz de o dönemi yaşayan, aynı zamanda bir hukukçu, bir siyasetçi olarak genel olarak bir değerlendirme yapacak olursak neler söylemek istersiniz 28 Şubat darbesiyle ilgili? Yani şunu diyebiliriz ki Müslümanlara nefes almanın dahi yasaklandığı bir dönemdi. Müslümanca yaşamanın, İslami Kur'an ve sünnete göre yaşamanın yasaklandığı, yasaklanmak istediği, toplumda İslami çalışmaların tamamen bitirilmek istendiği ve İslami çalışma yapan bütün cami ve cemaatlerin üzerine gidildiği, mağdur edildiği bir camiye hariç, evet, hepsinin tamamen tasfiye edilmek istendiği bir süreçti. Ve kumpaslarla bu yapıldı tabii. Her Sayın şey talimata gidiyor. Araya gideceğim ama geçtiğimiz yıllarda, yani dönemlerde bu konuyla ilgili bir general 28 Şubat'ta hiçbir şey olmadı. Kışlalarda başörtüsü noktasında hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Yani aslında her şey normaldi. İsteyenler namazını kılıyordu. Hiçbir mağduriyet bu anlamda yaşanmadı diyordu. Yani bu zulme uğrayan dindar kesimin, muhafazakar kesimin kendisini ya da daha doğru bir ifadeyle yaşamış olduğu o zulmü iyi anlatamadığından dolayı mıdır bu ifadeler? Şimdi diyor ya, bir şeyi sürekli tekrarlarsanız bir algı oluşturursunuz. Evet. Belki o paşalar da onu yapıyor. 28 Şubat'ı böyle şirin cici göstermeye çalışıyorlar. Veyahut da çünkü geçti. Dolayısıyla onlara yönelik, şu an 28 Şubatçılara yönelik bir dava açıldı. Onların üzerine gidildi. Ki ben o davayı takip eden avukatlardan biriyim yani. Evet. Duruşmalarına girdik. Karar aşamasında da vardık orada. Ve o dönemde dosyalara yansıyan, basına yansıyan, yani subayların eşi örtülü olduğu için lojmana gidecek, eşini bagaja, aracın bagajına koyup öyle başörtüsünü açmamak için eşini bagajında taşıyan dindarlar olmuş. Dindar subaylar ve askerler olmuş. Evinin içinde dahi gelip gecenin bir vaktinde kontrol ediyor. Örtülü mü değil mi? Aile evi kontrol ediyor. İslami yaşama uygun bir şey var mı? Kur'an-ı Kerim var mı? Ne bileyim işte, yani haremlik selamlık mı uyguluyor? Evet. Eşi örtülü mü? Değil mi? Erkeklerin yanına çıkıyor mu, çıkmıyor mu? O dönemin rutin uygulamaları bunlar. Çocuğunun yemin törenine gidemeyen ve ter örgü arkasından çocuğun yemin törenini izleyen başörtülü anneler haberleri de çıktı. Yani o dönemin gazetelerden şöyle bir arama yapılsa, bir arama motorundan bununla ilgili yüzlerce haber çıkacak. Evet. Yani
tamamen Müslümanların atakoyta toplumun gözünün içine baka baka söylenen bir yalandır bu. 28 Şubat bal gibi darbeydi. Hem de yani kadife eldiven içerisinde demir yumruklu bir darbeydi. Postmodern zaten demenindeki sebep de o. Doğrudan doğruya müdahale etmediler. Asker yönetime el koymadı. Doğrudan doğruya. Ama siyasetteki, ekonomideki, medyadaki ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki uzantıları vasıtasıyla bir fiil MGK kararları üzerinden toplumu rehin aldılar ve bir darbe gerçekleştirdiler. Yani darbenin farklı, darbe darbedir. Evet. Ama ismi değişebiliyor. Yani darbenin farklı şekilleri olabilir. Klasik olur, modern olur. Bu da postmoderndi. O evet. Açıdan bir darbeydi ve temel hedefinde de Müslümanlar vardı, İslami yaşam vardı. Her ne kadar Refah hükümetine, rahmetli Erbakan'a karşı onun iktidarını hazmedememe işin içinde varsa da asıl sebep Müslümanlara şunu reva görüyorlardı. Yani Müslüman maraba olur, işçi olur, amele olur, ama temizlikçi olur ama memur olamaz, yönetici olamaz, yüksek bürokrasiye yer alamaz. Hele ülkeyi yönetecek olan bir kurumda kesinlikle olamaz, olmaması lazım. Dikkat ederseniz o dönemde kamu kurum ve kuruluşlarına, zaten MGK'nın biliyorsunuz 4 tane temel şeyi vardı. Bir tanesi de başörtüyle mücadeleydi. Evet. Bir tanesi 8 yıllık eğitimdi. Şimdi başörtüyle mücadelede bütün kamu kurumlarındaki bayanların başörtüsüne müdahale edildi. Yani hastanelerden tutun da okullara kadar müdahale edildi. Memur statüsünde çalışan hemşire, doktor, evet, öğretmen, bunlara müdahale edildi. Ama o kurumlardaki başı kapalı olan kademelere karışmadılar. Evet. Onların başörtüsüne kimse karışmadı. Niye? Çünkü Müslümana başörtülere reva görülen iş oydu. Kendi kafalarındaki Türkiye Cumhuriyeti tasavvurlarında, laik, kemalist sistem tasavvurlarında Müslümana uygun gördükleri yer odur. Hizmetçilik. Hizmetçi olabilirsin, kendi kıyafetinle olursun. Ama yönetici olursan olmaz. Düşünün, bir çocuk okulda, yani bir kız çocuğu rol model olarak kimi alacak? Öğretmenini alacak. Kimse gidip de güzelce örtülmüş de olsa orada temizlik yapan bir bayanı, örtülü bir bayanı kendine rol model almaz. Büyüyünce bunun gibi temizlikçi olacağım demez. Büyüyünce öğretmen olacağım diyecek şunu. Öğretmen örtülüyse o da onu rol model alacak ve onun gibi olmaya çalışacak. Evet. Yani İslam'ın şiarlarını toplumda görünür olmaktan çıkarmak istediler. Şiarlardan bir tanesi tesettürdür. Evet. Bir diğeri sakaldır. İslami giyim kuşam. Evet. Namaz. Gizli kıl diyor. Kılacaksan gizli kıl ama hiçbir şekilde diyor. Toplumda kimse bilmeyecek. Hissetmeyecek. Yani katı bir laiklik dayatması. Laikçilerin dindarlara müdahalesi, Müslümanlara müdahalesi söz konusuydu. Ve bundan dolayı belki diğer darbelerden daha tehlikeliydi bu darbe. Ve halen dahi bunun arızaları devam ediyor. O dönemin arızaları, o dönem baskıların neticesi oluşan o arızalar toplumda yansıması devam ediyor. Evet, onu da bugüne yansıyan yönleri başlığında inşallah konuşacağız başkanım. Başkanım şimdi siz de bahsettiniz aslında bu darbe belki diğer askeri darbelerden çok daha tehlikelidir dediniz.
Şimdi 60 darbesindeki öncesindeki o sosyolojiye baktığımızda işte üniversite öğrencileri harekete geçiriliyor bir şekilde. Hükümet düşürülmeye çalışıyor ve bir iktidar mücadelesi var. Herkese 80'lerde sağ sol çatışması yine bir iktidar mücadelesi var. Ama 97'deki 28 Şubat darbesinde sizin de bahsettiğiniz biraz önceki süreçte topluma farklı bir yaşam tarzı dayatması söz konusu. O sürece giderken kırılma noktaları diyebileceğimiz, köşe taşları diyebileceğimiz adımlar nelerdi? Buyurun. Şimdi süreç tabii birden gelmedi. Belki süreç hazırlandı ve bahaneler üretildi. Yani belki ilk korkuları bu katı laikçi kesimin 28 Şubat darbecilerinin korkuları, endişeleri, bunu tezgahlamaları. Evet. Şimdi biliyorsun o dönemde bir de Batı Çalışma Grubu kurmuşlardı. Bütün toplumu fişiyorlardı. Refah Partisi'nin 94'te belediyeleri, büyük çoğunlukla büyükşehir belediyelerini alması, İstanbul dahil, evet, birçok şehirde belediyeleri alması belki bunların teyakkuza geçmesinin ilk adımlarıydı. Sonra 96'daki seçimlerde Refah Partisi'nin çoğunluğu sağlaması ve Doğru Yol Partisi ile birlikte Refah Yol Hükümeti'ni kurması. İktidara gelmesi. Yani yıllarca Milli Görüş'ün temsilcisi olan bir şahsın ve yıllarca tehdit olarak gösterdikleri bir şahsın başbakan olarak karşına çıkması, bunu kabullenemediler. Yani dindar birisinin başbakan olması ve orada ülkeyi yönetmeye talip olması onlar için bir nevi o laiklik tehlikede tezini işlemeye başladılar. Evet. Ve o süreçte de bir kısmı onların tezgahladığı bu 28 Şubatçıların bizatihi medya ve diğer yandaş oluşumlarla birlikte tezgahladıkları komplolar da vardı. Evet. Mesela o Kalkancı olayı gibi. Evet. Onun gibi olaylar da vardı. Sahte şeyhler çıkıp da sonradan işte artık onların pisliklerinin deşifre edilmesi. Böylece bilinçli olarak bir şeye hazırlık yapıldı. Bir diğeri ise iktidarın doğal olarak yapmış olduğu şey. Şimdi diyelim rahmeti Erbakan'ın Libya'ya Kadhafi'ye ziyarete gitmesi, İran'a ziyarete gitmesi, bu da 28 Şubat'ın gerekçeleri arasında sayıldı. Evet. Ya da cemaat liderlerine iftar verilmesi. Yani doğal olan, insani olan, evet, birçok şey tehdit unsuru olarak gösterildi. Evet. Ve bu şekilde olunca en son tabii bahaneler üretildi. İşte Sincan Belediyesi'nin salonunda düzenlenen işte Kudüs etkinliği, tiyatrosu. Evet. Konu Filistin ve İsraillere taş atıyor. Ve bunu İsrail muhipleri, 28 Şubat'a çevik bir biliyorsunuz İsrail muhibi olan birisiydi. Ve onu kendilerine yapılmış gibi kabul ettiler. Bir nevi sanki Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı bir kalkışma provası gibi algıladılar. Ardından işte tankların yürütülmesi. Evet. Azimendilerin işte bazı yerlerde açıktan şeriat isteriz demeleri. Bunlar hepsi bir araya getirildi ve bir bahane üretildi. Bahane üretildi ve medyanın küçük oraları dahi şişirmesi, hatta olmayan şeyleri farazi olarak sanal anlamda sanki varmış gibi, olmuş gibi servis etmeleri, evet, toplumda önce bir korku oluşturdu ve o korku üzerine de darbenin zemini hazırlandı ve darbeyi oluşturup üzerine oturttular. Evet.
Aslında Çevik Bir'den bahsettiniz. Şimdi biraz önce de merhum aynı zamanda dün vefatının yıl dönümüydü. Bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Erbakan Hoca'nın işte belki o zaman kurmaya çalıştığı D8'ler ve yapmış olduğu ziyaretler noktasında yönünü batıdan doğuya çevirme noktasındaki o duruşunu Çevik Bir işte biz balans ayarı yaptık şeklinde yorumlamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu balans ayarı gerçi bu D8'lerden ziyade İslami kesimlerin çalışmalarına yönelik yani daha doğrusu Erbakan Hoca'nın iktidarını, Refahyolu hükümetini kendi istedikleri bir çizgiye getiremedikleri için, talimatla yönlendiremedikleri için. Evet. Yani bir balans ayarı, özellikle tanklarla balans ayarı yaptık diye söylemişti. Evet. Belki Erbakan iktidarının yıkılmasının temelinde de işte bu sermaye ayağını oluşturuyor. D8'ler sermaye ayağına vurulan bir baltaydı bu. Yani sermaye ayağı batıya yönünü dönmüş ve Türkiye'nin bütün zenginliklerini sömürüp batıyla beraber peşkeş çeken bir yapıda. Yani buralı buradan besleniyor. Buradaki insanlar sayesinde bu memleket sana zenginleşmiş ama batıya da ülkeyi sömürten insanlar. Mesela o dönemde şöyle bir şey anlatıyorlar. İlk defa yol hükümeti kurulduğunda Türkiye paraya muhtaç. Çok düşük faizle Türkiye bütün parasını Avrupa'da İngiltere'de olmadı. Orada bir bankaya yatırmış parayı. Oraya yatırılmış. Düşük faizle. Sonra ödeme ve diğer para ödemeleri lazım. Bu sefer yüksek faizle kendi parasını onlardan borç verdiği ülke o bankadan yüksek faizle para alıyor. O paranın alınmasına da Türkiye'deki bu sermaye ayağının sahip olduğu banka sahibi olan sermayeciler onlar da aracılık ücreti alıyor. Hiçbir şey dokunmadan evet. Bunlar durduğu yerde zenginleşiyor. İşte Erbakan Hoca havuz sistemini getiriyor o dönemde. Evet. Bütün hepsini orada topluyor. Öyle olunca bunların o hortumları kesildi. Evet. O da en büyük sermaye ayağını ve diğer medya ayağını bu darbecilerin en büyük şey de buydu. Yani hortumların kesilmesi. Evet. Hazineye bağladıkları, devletin hazinesine bağlamış oldukları ve yetimin hakkını, işçinin, memurun hakkını, alın terini hiç emek harcamadan kendi bankalarına, kendi finans kuruluşlarına rahat bir şekilde aktarabiliyorlardı. Sonradan devlete yüksek miktarda da borç para, bununla yüksek faizle borç veriyorlardı. Evet. İşte bunu kesti. Bunu kesince tabii bunlar sermaye rahatsız oldu. Evet. D8 darbenin uluslararası boyutunu ortaya koyuyor. Şimdi her ne kadar herkes darbe derken sadece şeyi kastediyor yani öyle anlıyor ki o da yargılama da ya da siyasi süreç de oraya gitti. Sanki sadece bunu böyle bir 20-30 tane asker bir araya gelmiş onlar kendi başına yapmış gibi bir algı oluşturuldu. Dava da bunlar üzerine kuruldu 28 Şubat davası. Evet. Onu işte diğer ayaklarına dokunulmadı. Evet. İşte ve uluslararası boyutu göz ardı edildi. Bu işin içinde emperyalist ülkelerin olduğu göz ardı edildi. Evet. Ki en büyük sebebi de D8'di. Evet. Onların müdahil olmasının. İçerideki işte bu sermaye sahipleri, onlarla çalışan sermaye sahipleri de onların taşeronu gibiydi. Onlar üzerinden hükümeti sıkıştırma, evet. Yalan iftira kampanyalarında bulunma. Mesela o dönemde hatırladığım Mesut Yılmaz, yani bir de olmayan şey dedi ya, köşe taşları ya da darbeye giden yolda, evet. Önceki soruda, şimdi onu hatırladım. Mesut Yılmaz elinde bir gazete, Milliyet Gazetesi olması lazım, çıktı kürsüde. Beyler diyor, işte görmüyor musunuz diyor, millet diyor, bakın diyor, Refah Partisi diyor silahlanıyor.
gazete kültürü. Galatasaray'ın başlığı. Refah Partisi, Milli Görüşçüler silahlanıyor. İslami kesim silahlanıyor. Gazetenin içine baktığımızda silahlanıyor iddiasını ortaya atan Mesut Yılmaz. Demece gazeteye demeci veren kendisi, kendisi ve orada genel Karadeniz bölgesinde bu av tüfeği yapan fabrikalar çoğu da dindardır. Yerli üretim yapılıyor ve o iç piyasaya sürülüyor. O dönem pompalı ve diğer benzeri böyle otomatik silahların tam revaçta olduğu bir dönem. Mesut Yılmaz'ın kardeşim ya biz neyse onun adı bir tanesi, onun bir akrabası. Şu an seni hatırlamadım. O da yurt dışından ithal silah getiren, onun şeyini alan, sponsoru olan birisi. Yani o işin içinde de ekonomi var. Tabii. Olan birisi, şimdi vatandaş yerli silahı rağbet edince onlar pahalıya satamıyor onu. O yabancı silahları. Ve bunun üzerinden o fabrikaları kapatırdılar. Bir taşta bir kaç. Bir yandan da işte Refah Partisi bak silahlanıyor gibi. Onu aleyhine bir algı oluşturdular. Algı oluşturdular. Hatta öyle ki bir Keçiören Belediyesi miydi? Ankara'da bir belediyenin zabıtanın üniformaları polisin üniformasına benziyor diye işte Refah Partisi ordu kuruyor. Alternatif şey kuruyor diye onu da şey yaptılar. Yani medya, sermaye, asker, bazı eğitim kurumları özellikle YÖK işin içinde vardı ki zaten Kemal Görüz de cezalarından birisiydi. El ele vermişlerdi ve hep hatta bazı sendikalar, Beşikçete dedikleri sendikalar vardı. İşte bütün bunlar hepsi el ele verdi, toplu bir şekilde toplumu hipnoz etmeye çalıştılar. Yani kendi bir de bir yandan da bu 28 Şubat sürecinde Refah Yolu hükümetini devirdiler. Ki orada zaten büyük bir haksızlık yapıldı. Normalde işin içinde Demirel de vardı o dönemde. Yani 28 Şubatçılarla bu darbeyi ayağı tabii siyasi ayak olarak o da vardı. Mesut Yılmaz tabii Ecevit. Bunlar siyasi ayaktı hepsi. İşin siyasi boyutu siyasi ayakı. Ve Demirel temayüllere aykırı bir şekilde hükümet kurma görevini Mesut Yılmaz'a verdi. Oysa Mesut Yılmaz Tansu Çiller'e vermesi gerekirken 3. partiydi Mesut Yılmaz. Tabii 3. partiydi. Ve protokol gereği 2 yıl Erbakan Hoca yapacaktı başbakanlığı. Son 2 yılda Tansu Çiller yapacaktı. Yani Doğru Yol ve Refah arasında böyle bir protokol vardı. İşte o gerginlik var, şu var diye önce Tansu Çiller üzerinden bir şey yapıyorlar, onu ikna ediyorlar. O da işte Erbakan Hoca'ya gidip diyor ki işte böyle bir şey var, işte gerginlik var, biz gerginliği azaltalım. Ne yapalım? Sen başbakanlığı bırakırsan gerginlik azalır, ben geçerim. Sen yardımcı olursun. Sonra bir yıl sen, bir yıl ben. İki yıl değil de bir yıl bir yaparız. Tamam diyor. Ve bunun şeytanlığını yapan da bu, yani bu planlama yapan da Demirel. Tansu Çiller'i buna ikna eden, böyle yapın. Ben de sana vereceğim mazbatayı, hükümeti sen kuracaksın diye Tansu Çiller'i de kandırıyor. Erbakan Hocam'ın sanki Tansu Çiller'e uyarısı var yani. Tabii söylüyor. Fakat o anda işte şey yapmıyor, başbakan olacak ya. Ondan sonra ne oldu? Onu da yapmadı. Mesut Yılmaz'ı yaptılar ve oradan Ecevit'le ve Hüsamettin Cindoruk'un Büyük Türkiye Partisi diye şey vardı onun. Üçlü bir koalisyon kurdular. Şimdi başkanım aslında... Ve o dönemde de işte dedik ya sermayeden bahsettik. Ve büyük bir 28 Şubatçılar hem bu sermaye, medya, diğer bütün kesimleri askere dahil ülkeyi bir nevi hazineyi talan ettiler. Evet, o konuya da geleceğiz. O konuya da ayrıca inşallah zamanımız el verirse bir başka altında o konuyu da değerlendireceğiz. Şimdi başkanım tabii kırılma noktaları dedik. 28 Şubat darbecileri
bu kez silahsız yapacağız. Yani sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi dava sürecindeki son karar aşamasına kadar darbe postmodern darbe olarak geçiyordu ve sizin de biraz önce saydığınız gibi birçok ayağı, birçok boyutu vardı. Darbeciler bu anlamda kendi hedeflerine ulaştılar mı? Yani darbeciler o dönemde kısmen ulaştılar. Yani topluma büyük bir tahribat yaptılar. Yani sermaye, şimdi darbenin ortaklarına baktığımızda sermaye kesiminin endişelerini veyahut da onların rantını tekrar iade ettiler. Evet. Hazineyi sömürüyorlardı. Devleti tekrar onlara verdi. Medya hakeza sömürüyordu. Tekrar onları parazandırdılar. Evet. Eğitim kurumunda yükün de aynı şekilde dış istediğini verdiler. Ve dış politikadan tamamen Batı'nın güdümüne girdiler. Evet. Tamamen Avrupa'nın ve Amerika'nın istediği şekilde bir politika, hatta İsrail'in, özellikle İsrail'in istediği şekilde bir politika izlediler. Evet. Ve en önemlisi İslam'ı çağrıştıran her şeyi yasakladılar. Evet. Düşünün benzinliklerdeki, normal yollarda dinleme tesisleri var, benzinlikler var. Oradaki mescitleri dahi kapatırdılar. Evet. O dönemde medya talimata gidiyordu. Ve benzinlikler dahi orada kapatıldı. Niye? Kontrolsüzdür. Evet. Birçok kamu kurum kuruluşundaki mescitler kapatıldı. Evet. Dindarlar kamudan ihraç edildi. Askerden zaten ihraç edildi. Ediliyordu yani. İşte daha önce de yapılıyordu. Ama 28 Şubat'la beraber bu alenileşti. İhraç yetmedi. İslami kesimlere, sisteme teslim olmayan, Kemalist olmayan, öyle Kemalist, Kemalizmin ideolojisini benimsemeyen İslami bütün cemaatlere operasyon yapıldı. Evet. O dönemde hemen hepsi, bırakın dergi çevresi, bir dergi çıkarıyor, gazete çıkarıyor. Dergi çıkardığı için dergi ismiyle örgüt diye yapıldı. Evet. Selam gazetesi vardı, oldu Selam örgütü. Davet dergisi vardı, oldu Davet örgütü. Evet. Vasat diye bir dergi çıkıyordu, başka bir camianın. Vasat örgütü. Ya da kitap evleri isimleriyle. Yani kümelenmişse, ne de Müslümana bir şekilde bir isme kümelenmişse, hakeza. Evet. Ve böylece hepsini örgüt kategorisine koyup DGMR'de yargıladılar. Evet. Sadece mesela dikkat edin şeyde, Malatya'da başörtü yasağına karşı bir yürüyüş yapıldı. 600 kişi hakkında 600 kişi tutuklandı. Evet. Buna da onlarcası hakkında İdam cezası istendi. Tutuksuz yargılanan hakeza binlerce insanı buluyordu. Evet. Yani yine bu bölgede, biraz özele gelsek, bu bölgede yaşadıklarımızı, Diyarbakır ve çevresi bir taşıda, yani bütün camiler basıldı. Daha önce polisler camileri mesela bütün kontrol etmek isteyince bekliyordu dışarıda. Evet. Dışarıda bekliyorlardı. Çıkanları, şüphelendiklerini kimliklerini soruyorlardı. Ama 97'den sonra, 28 Şubat sürecinden sonra postallarıyla camileri bastılar. Evet. İçeride kim var kim yok alıp götürdüler. Elifbaları, mahkemede tanık olduğum şeyi söylüyorum ben. Evet. Elifbalar, takeler, tesbihler, misvaklar, suç unsuru diye dosyaya kondu. Dosyalara kondu. 18 yaşın altında yüzlerce, binlerce çocuk degemelik oldu, yargılandı. Evet. 18 yaşın altı. Yani o dönemde, hatta şöyle bir şey vardı bir dosyada. Ben Brom'da şey yapmıştım, onu ayırmıştım şeyde. Diyor, bir kelime-i tevhid posterini bulmuşlar. Evet. Şiddet içerikli kelime-i tevhid posteri. Şu yumruklarla çizilen şey var ya, kırmızı zemin, siyah.
yumruklarla La ilahe illallah yazdıran bir poster var. Ona işaret, şiddet içerikli kelime-i tevhid bayrağı. Onu dahi el koymuşlardı. Fizilali Kur'anlar, yani Kur'an tefsirleri. Kitap yani. Kitap, Kur'an tefsirleri. Kur'an-ı Kerimler. Yüzlercesi adenin deposunda çürüdü hepsi oradan. Yani dolayısıyla Müslümanlar üzerinde öyle bir şey fırtına koparıldı ki Müslümanların camiye gitmesi, Müslümanların dinini yaşaması, inancını yaşaması ya da İslam'ın sokakta görünür olması yasaklandı. Başörtüye kamusal alan hikayesi çıkardılar hatırlarsanız. Özel alan, kamusal alan. Önce dedi kamusal alan kamu kurumlarıdır. Sonra dediler ki sokak da kamuya aittir. Sokakta da örtü takamazsınız. Okul kamu alanıdır. Üniversiteler olmaz. Yani kamu alanı olmayan şey bırakmadı. Sadece evin içinde kadının başını açabileceği, eşinin ve çocukların yanında tek başını açabilir çünkü mahremin. Orada açabilirken evin içinde kimse karışıyor mu? Utanmadan bir de bunu söylüyorlardı. Pişkince. Kimse evin içine karışıyor mu? Evin içine istediği kadar örtünsün. Ama kamusal alan sokağa çıktın mıydı? Layık bir ülkedir. Dolayısıyla başörtüsü dini bir semboldür. Bu sokakta başörtüyle gezemez. O noktaya daha kadar vardılar bazı yerlerde. Ve böyle bir baskı, buna işte İslam'ın görünür olmasını engellemek, İslam'ın yaşanır olmasını engellemek ve temelde her ne kadar görünür de sermaye ve diğer medya diye uluslararası belki şey boyutu, emperyalizmin destek boyutu vardı emperyalist ülkelerin dış ülkeler boyutunda Refah Yol'un, özellikle Refah Partisi'nin iktidarını engellemek, onun D8 gibi belki yerli olan, milli olan ve İslam ümmetinin işine yarayacak olan projelerini engellemekti. Bir boyutu buydu. Ama asıl boyut bu laik ve kemalist kesimin İslam'la mücadelesi, İslam'la savaşıydı ve katı bir laiklik anlayışını dayatması toplumu tamamen laikleştirme ve kemalistleşme projesiydi. Aslında bu İslam'ı, bir süreçti. Süreç devam ediyor yani. Birden oluşmadı. Yani fırsatını buldular. Ve cesareti nereden aldılar? Cesareti demir elden aldılar. O siyasi ayağına geleceğiz başkanım ama işte bu süreçti. Bu bir süreçti böyle devam ederken generaller yani o kendi siyasal anlamdaki hedeflerine ulaştıktan sonra bir Genelkurmay Başkanlığındaki devir teslim töreninde yeni Genelkurmay Başkanı işte 28 Şubat süreci 1000 yıl sürecek diyor. Şimdi o 28 Şubat süreci 1000 yıl sürecek mi? Bitti mi? Devam ediyor mu? Ne dersiniz bir hukukçu, siyasetçi olarak? Şimdi belki hukuki anlamda, siyasal anlamda o süreç yani inkıtaya uğradı, kesildi yani. Yani onların dediği şekilde süreç devam etmedi. Çünkü ardından 2002 yılında AK Parti iktidarıyla onlar açısından geri adım atma başladı. Ve iktidarın o dönemde belki üzerine gitmesiyle yavaş yavaş hatta 15 Temmuz darbe girişimine kadar iktidar bu yönde onların bütün o tahribatlarını tamir etme, telafi etme noktasında bir pozisyondaydı ve çok şey de başardı. Yani mesela onların en büyük şeyi neydi? İşte toplumun dindarlaşmasını engellemek için İmam Hatipleri hedef almışlardı. 8 yıllık kesintisiz eğitim getirdiler onun için. O 8 yıllık kesintisiz eğitimle beraber İmam Hatipleri önü kapandı. Yetmedi, kat sayı zulmünü getirdiler. Böylece işte doktor olmak isteyen, mühendis olmak isteyen İmam Hatip'e gittiğinde aynı sayıda soruyu cevaplamış, doğru cevabı olsa dahi düz lisedeki arkadaşına göre 15-20 puan aşağı puan alıyordu. Arada 15-20 puanlık bir fark oluşuyordu. Ve dolayısıyla giremiyordu istediği yere.
Evet. Yani o kadar puan fazla yapması lazım ki girebilsin. Ve birçok aile de böyle bir olunca çocuğunu göndermedi. Mesela diyelim o dönemde İmam Hatiplerin şeyi neredeyse öğrenci bulamaz hale gelmişlerdi. Evet. Birçoğu kapanmayla karşı karşıya kapandı hatta. Öğrenci bulamadığı için. Kapattılar zaten. Kapatıldı. Evet. Çünkü o İmam Hatip'e ortaokul kısmı vardı. İlkokuldan sonra gidiliyordu. Evet. İşte 8 yıllık yapınca ilk ve ortayı birleştirdi. Dolayısıyla İmam Hatip sadece lise kısmı kaldı. Evet. Ortaokulu da düz lise, şeyde, düz normal okula okuyan birisi ortaokuldan liseye gidip de o sürede bir de 4 yıldı. Diğer okullar 3 yıldı. Evet. İmam Hatip ise 4 yıldı o zaman lisesi. Bir yıl orada kaybediyor. Velhasıl İmam Hatip'i işlevsiz ve şey hale getirdiler. İmam Hatiplerin yüzünden meslek liseleri de evet. aynı mağduriyeti yaşadı. Onlara da darbe oldu. Onlara da aynı şekilde bu kasayı mağduriyeti getirildi. Evet. Velhasıl yani diyeceğimiz hem Türkiye'nin ara eleman, çünkü meslek liseleri ara eleman boşluğunu kapatıyordu. Onun önünü kestiler. Ara eleman yetişmedi. Evet. Yani ekonomiye de büyük bir zarar verdi o noktada. Evet. Mesela onu telafi edildi o. Bilahare İmam Hatiplerin önündeki kassayı zulmü kaldırıldı. İşte başörtüyle ilgili konuda yönetmelikle de olsa, yönetmelik değişikliğiyle de olsa başörtüyle okumanın önündeki engel kaldırıldı. Kız çocuklar rahat bir şekilde okumanın önü açıldı. Evet. Ama bu sefer de başörtü yozlaştırıldı. Evet. Başkanım, oradan devam edeceğiz. Evet değerli izleyenler, müzakereye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi kısa bir ara. Saat başında bir kez daha karşınızdayız değerli izleyenler ve müzakereye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önemli, değerli bir konuğumuz var. Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı Avukat Sayın Mehmet Hüseyin Yılmaz konuğumuz. Bir kez daha konuğumuza, Sayın Başkanımıza hoş geldin diyelim. Ve araya gitmeden önce kaldığımız yerden devam edelim. Başkanım, aslında tesettür kısmına gireceğiz. Kadın konusunu farklı bir başlıkta ele alacağız. 28 Şubat 1000 yıl sürer mi kısmında kalmıştık. Evet. Tabii sizin de bahsettiğiniz gibi bir takım mağduriyetler giderildi. Ancak mağduriyetlerin devam ettiği yönleri de söz konusu. Bir de o dönem oluşturulan bir hafıza var. Bu noktada yapılan başvurularda genellikle 28 Şubat sürecinde oluşturulan hafıza insanların önüne konuluyor. Bu bağlamda ne dersiniz, neler eklemek istersiniz? İşte bu dengi, yani AK Parti iktidarı evet birçok 28 Şubat'ın birçok tahribatını İmamet'e izlerini silmeye çalıştı. Evet. Ne zamana kadar? 15 Temmuz darbe girişimine kadar. Evet. 15 Temmuz'dan sonra dengeler değişti, şartlar değişti ve 28 Şubat'tan öte 28 Şubat'ın içerisinde bir fiil yer almış olan insanlarla, gruplarla, kişilerle bir nevi AK Parti iktidarı onlarla anlaştı ve öte onlarla anlaşmak zorunda kaldı. FETÖ ile mücadele edebilmek için onlarla anlaştı ve şartlar tersine dönmeye başladı. Yani 28 Şubat'ta aktif rol oynayan ve öte o dönemde işte yani toplumun dizayn etmede bulunan kişiler, yapılar, Ergenekoncular, ulusalcılar, 28 Şubatçılar, evet. Birçoğu bakıyorsunuz ki o dönemde mahkemelerden beraat ettirildiler. Evet. Ve beraat eden bu insanlar tekrar görevlerine yüksek tazminatlar verilerek evet. özür dilendi, görevlerine iade edildiler. Evet. Askeriyede ve diğer işte yargıda ve benzeri birçok bürokraside bunlar tekrar işin başına geçmeye başladı. Evet. İşte işin başına geçen bu insanlar tekrar bildiklerini okumaya başladılar. Evet. Ve bugün bakıyoruz ki şey, hükümeti bir nevi ikna ettiler işte o dönemde. Devlet tehlikede, beka sorunu yaşıyoruz. Evet. O zaman ne yapalım? İşte
insan hak ve özgürlüklerine kısıtlamaya gideceğiz. Evet. İşte bu kısıtlamadan bir tanesi de işte güvenlik soruşturmasıdır. Evet. Mülakatlar getirildi ve bu mülakatlar neye göre yapılıyor ve mülakatı yapan kim? Evet. Güvenlik soruşturması yapılıyor. Güvenlik soruşturması neye göre yapılıyor ve güvenlik soruşturmasını yapan kim? Hangi zihniyete mensup? Evet. Bu düşünülmüyor. Tamam, evet diyor devlet, biz işte FETÖ'cüye ayıklayacağız. Alacağımız memur alımlarında ve işte işçi alımlarında FETÖ'cü almayacağız. Tamam da, yani teslim ettiğiniz daha doğrusu devletin hafızasını oluşturan kim? 28 Şubatçılar ve FETÖ'cüler. Evet. 28 Şubatçılar, ulusalcı, ergenekoncu ve benzeri işte birçok farklı isimleri var onların. Evet. 28 Şubatçılar. Şimdi bunlar bir dönemde bir hafıza oluşturdular. Peki o hafızada sakıncalı, tehlikeli olarak kimleri koydular? Müslümanları, dindarları, İslami camiye ve cemaatleri. Evet. FETÖ'cüler AK Parti iktidarıyla birlikte, çünkü gayri resmi ortak gibilerdi ve bütün bürokrasiyi onlara teslim etmişti AK Parti. O dönemde buna da aynı o 28 Şubatçılar gibi bürokraside ve birçok yerde köşe başlarını tutmuşlardı. Evet. Ve onlar da bir fişleme yaptı. Evet. Batı Çalışma Grubu'nun yapmış olduğu dindarları, İslami cami şahsiyetleri, camiye ve cemaatleri fişlemesi gibi 28 Şubatçılar da kendilerine olmayan bütün cemaatleri fişlediler. Tehdit ve tehlike olarak oraya naklettiler. Hatta fişlenenlerden yani bir kısmı şu an iktidarda olan da hükümetin kendisi. Evet. Yani şu an Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi Selam Tevhid Örgütü'nün lideri olarak görünüyor. Evet. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başındaki Hakan Fidan FETÖ hafızasına göre aynı şekilde örgüt elemanı olarak görünüyor. Devlet için tehdit ve tehlike olarak oraya yazılmış. Yani bunlar hakkında bir soruşturma olsa bunlar soruşturmadan geçemeyecek, güvenlik soruşturmasından. Evet. Bütün camiye ve cemaatler, İslami şahsiyetler fişlendi. Ve iki kesime dikkat edin, 28 Şubatçılar da dindarları fişledi. FETÖ'cüler de fişledi. FETÖ'cüler de dindarları fişledi. Şimdi bu iki hafıza bir araya gelmiş, olmuş devletin hafızası. Laik Kemalist zaten sistemin kendisi sürekli Müslümana, dindara tehdit olarak görmüş. Evet. Fişlemiş, yetmedi, bunlar da yaptı bunu. Ve şu an 15 Temmuz'dan sonra bir güvenlik soruşturması çıkardılar. İslami, camiye ve cemaatlere mensup kim varsa kıyısından köşesinden geçen, bir etkinliğe katılan hemen bakıyordu fişleme takılabiliyor. Evet. Ya da mülakatlarda eleniyor. Evet. Yani bırakın İslami şu anki geldiğimiz noktada artık işin içine ekonomik başka şeyler işin içine girince rüşvet çarkına da dönüştü bu. Evet. Şu an parayı veren mülakatı geçiyor, veremeyen kalıyor maalesef. Böyle bir hale geldi. Evet. Yani güvenlik soruşturmalarıyla ilgili Anayasa Mahkemesi'nin kararı vardı. İptal kararı var. Onu tekrar getirmeyi düşünüyorlar. Fakat yani iptal olsa bu sefer mülakatlara takılıyor. Mülakat üzerinden. Mülakata takılıyor. Velika şu an hükümetle beraber olan işte Ergenekon'dan ve Balyoz'dan yargılanan kişiler çıktığı vakit İslami cemaatinin kökünü kazımaktan bahsediyorlardı. Evet. Yine İslami camiye ve cemaatlerin hiçbir zaman işte şu anki iktidar döneminde olduğu kadar şeytanlaştırılmadığını açık açık itiraf ediyorlar. Evet. Yani dolayısıyla 15 Temmuz öncesi ve sonrası değişiyor. 15 Temmuz'a kadar 28 Şubatçılarla bir görünürde de olsa kısmen de bir mücadele vardı. Onların tahribatları telafi ediliyordu. Ama maalesef 15 Temmuz'dan sonra tekrar andımız geri getirildi. O dönemde dediğim gibi başörtüyle ilgili yasaklamalar, bazı şey yine tekrar gündeme gelmeye başlıyor. Yani dindar olduğu için insanlar mağdur edilme diye başlandı. Hepsi şu an artık ayyuka çıkmaya başladı bunlar. Evet. Tabii bu dava süreci de vardı aslında 2011'lerde başlayan 28 Şubat davası. Siz de müdahil olduğunuzu
ifade ettiniz. 21 general, o dönemin bir sivil, 20 general evet. Müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ancak hiçbir tanesi içeride değil, hepsi dışarıda. Yani bu işte kamu vicdanında, yani işte 28 Şubat'ın o döneminde yaşanan zulümlerle bir hükümeti düşünme ve bahsettiğiniz gibi İslami kesime yönelik o baskı sindirme ve farklı bir yaşam tarzı dayatması sonrasında görülen bu dava, işte biz bunu yaptık, 28 Şubat zihniyetiyle hesaplaştık diyebilir miyiz davanın sonucuna baktığımızda? Şimdi o dava sadece asker TSK ayağında, 28 Şubat'ın TSK boyutunda hepsi değil. Numune olarak seçilen bazı kişilere yapıldı. Evet. Mesela 28 Şubat 1000 yıl sürecek diyen Hüseyin Kıvrıkoğlu o davada yargılanmadı. Evet. Yani Karadağ'ıydı, Çetin Doğan'dı, onun gibi bazı o dönemde Çevik Bir'di. Bazıları yargılandı ve nihayetinde birçoğu beraat etti. Sadece 20 askere, 20 üsrütbeli o dönemde asker şimdi yargılandı ve müebbet iyi halden dolayı da müebbet hapse çevrildi cezaları. Evet. Ve yaşları göz önünde, yani yaşlı oldukları göz önünde bulundurularak sağlık sorunları, hiçbiri sağlık sorunlarına tahliye edilmişlerdi bazıları daha önce ve tutuklanmadı. Şimdi siz bir insana müebbet vereceksiniz ve tutuklamayacaksınız. Yani hiç rastladınız mı? Burada herhangi bir mahkemede, Diyarbakır'da da başka bir yerde normal bir vatandaş, halihamu, bizim kavşe deyimiyle yani böyle bir suç işlesin ve tutuksuz yargılansın. Ben hiç rastlamadım. Yani avukatlık mesleği boyunca ben rastlamadım. Müebbet yargılanacak ve tutuksuz olacak. Ya sonra da o paşaların aslında durumlarının, sağlık durumlarının i̇şte da çok iyi olduğu. Bir nevi ya işi Yargıtay'a havale ettiler ve dosya şu an Yargıtay'da. Dosya Yargıtay'da. Dediğim gibi yani şu an şunu diyelim, şu an bütün Türkiye'yi kasıp kavuran 28 Şubat şu o zamanın işte başbakanına dahi omuz atan, küfreden, hakaret eden generalleri bir emirleriyle bütün yargıyı, yargı mensuplarını, hakim ve savcıları briefinge çağıran, talimat verin verip de gidin işte şu şekil yapın diyen insanlar, bu hepsi 20 kişi miydi? Yani akıl var, mantık var. Evet. 20 kişi mi bütün hepsini yaptı? Evet. Diğerleri nerede? Bu 20 kişi belki o 28 Şubat örgütünün diyelim ana kadrosu. Ya diğerleri, bunun üyeleri, bunun diğer yardım yatakçıları, bunun kolaylaştırıcıları, bunun siyasi ayağı. Evet, tam da oraya gelmiş. Beşi çete dediğimiz işte sendika, sendikalar, KESK, DİSK, TÜSİAD, sermaye ayağı, medya ayağı, medya patronları. O dönemde bunu darbeyi kolaylaştıran, darbeyi meşrulaştıran ve darbecileri böyle kurtarıcı gibi gösteren medya patronları nerede? Hiçbirine bir şey yapıldı mı? Yok, hiçbir dahil edilmedi. Sadece YÖK Başkanı Kemal Gürüz numunalı davaya dahil edildi. Onun dışında kimse yok. Kemal Alemdaroğlu hatırlarsınız. Evet. Neydi? Bu yaşlı bir kadın kimlikteki fotoğrafı, acil hasta, ölümcül, acil gidiyor hastaneye. Evet, vefat. Ve Kemal Alemdaroğlu'nun olduğu hastaneye gidiyor. Kimlikteki fotoğrafı başörtülü olduğu için onu hastaneye almıyor, işlem yaptırmıyor ve kadın dışarıda ölmüştü. Evet. Hastanenin bahçesinde beklerken ölmüştü. Evet. Yani resmen cinayettir bu. Yok.
Diğer işte çağdaş yaşamcılar ve diğer kemalist derneklerin o dönemki şey, onlar da yok. Evet. Yani sadece asker boyutuyla göstermelik olarak bir 20 kişiyle kapatıldı dosya. Evet. Dosya kapatıldı. Bak biz hesaplaştık. Belki pazarlık öyledi, bilmiyoruz. İktidarın evet. Belki pazarlığı öyle ama dosya kapatıldı. Evet. Patronlar çıktı. Ne gibi siyasiler kurtuldu. Evet. Ve onlar da şu an mesela geçen işte biri öldü. Bu müebbet alanından bir tane. Sincan'da tankları yürüten general. Evet. General öldü. Ve şu an askeri törenle. Evet. Niye? Çünkü rütbesi elinden alınmadığı için. Evet. Dosyası halen Yargıtay'da. Ve adam asker olarak. Evet. Normal yetkili olarak devlet töreni yapıldı. Evet. Hikmet Köksal darbeci. Evet başkan, tam aslında 28 Şubat deyince akla en fazla gelen başörtüsüydü, tesettürdü. Sizin de aslında yayının en başında özetlemiştiniz. Yani orada Müslüman kadına reva görülen şey işte memur olmak ya da bu ülkede bir yönüyle sadece hademe olmamak ve bu yönüyle sosyal hayatın her alanında var olabilmek için kendi kimliğiyle, kendi kişiliğiyle, Müslüman kadın ve şahsiyetiyle var olma bir mücadelesi vardı. Ve o dönemin darbecileri bir yönüyle burada bir bu bağlamda bunu engelleme noktasında bir girişim başlattılar. 28 Şubat sürecinde başörtülü bacılarımız okullara alınmadı. İmam hatiplerin orta kısımları kapatıldı. Başörtülü memurlar yine belirttiğiniz gibi kurumlardan atıldı. Aileleriyle birlikte fişlendi. TSK'daki başörtülü, eşi başörtülü olan subaylar, generaller bir şekilde iltica bahanesiyle ihraç edildi. Tabii orada bir yani 28 Şubat sürecinde yani Cumhuriyet'le birlikte önümüze konulan işte hani bir kadın profili, bir kadın başörtülüyse evinde kalacak. Ama dışarı çıkarsa açılması lazım. Batı'nın o sözün ona değerlerine göre yaşaması gerekiyordu. Ama 28 Şubat sürecinde Müslüman kadın kendi yaşam tarzıyla ortaya çıktı. Ve başarıları göz doldurdu bu bağlamda. Bunun önüne geçmeye çalıştılar. O Müslüman kadının şahsiyetini ve kimliğini tamamlama sürecini nasıl değerlendirebiliriz? Buyurun başkanım. Şimdi tesettür mücadelesi Türkiye'de çok eskiye dayanıyor. Evet. Fakat gittikçe görünür olmaya başlamasıyla beraber baskılar da artmaya başladı. Evet. 80 darbesinden sonra özellikle Kenan Evren darbeci Kenan Evren evet. Tesettürü yasaklama konusunda o da özel gayreti olan birisiydi. Evet. Ve onun döneminde de mesela 80'li yıllardan sonra üniversitelerde başörtü yasağı getirildi. Evet. Ve bunu Arap kıyafeti diye tesettür Arap kıyafeti diye yansıtıldı. İşte Türk'ün ya da Türkiye'nin ya da bu ülkede yaşayan insanların kıyafeti değil bu, Arap kıyafetidir. Bunun bırakılması lazım. Evet. Yani aslında toplumu tesettürsüzleştirme kampanyası Cumhuriyet'in ilklarına dayanıyor. Evet. Yani o dönemde toplu işte çarşaf çıkarıp güzellik yarışmaları yapma gibi törenler düzenleniyormuş. Evet. CHP, o dönemin CHP iktidarında, tek parti evet. döneminde. Ta o zamandan başlıyor yani İslam'la mücadele, İslami kıyafetlerle, İslami giyim yaşam tarzıyla, giyim tarzıyla evet. mücadele ta o zamana dayanıyor. Evet. Böyle İslam'ın alfabesiyle, evet. Kur'an-ı Kerim'le, ezanla evet. yani o dönemde başlayan bir mücadele. Hani sonrasında biraz Demokrat Parti dönemiyle biraz yasaklar gevşetiliyor ama bu hiçbir zaman Kemalist sistemin genlerinde işlemiş olan bu düşmanlık kaybolmadı. Evet. Her darbede tekrar nüksediyor. Mesela 60 darbesinde tekrar bu nüksediyor ve tekrar Müslümanlara yönelik bir baskı. Evet. Yani bu 70 muhtırası hakeza. Yani bütün darbelerde genelde İslami yaşama ve Müslümanlara yönelik baskılar oluşmuş. Evet. İşte 80 darbesinde hakeza ve
genelde ilk mücadele böyle ilk hedef aldıkları şey de kadının tesettürü olmuş. Evet. Çünkü biliyor ki kadını eğer İslam'dan uzaklaştırabilirse, çünkü toplum yetiştiren kadındır. Evet. Yani kadın annedir aynı zamanda, eştir, annedir. Ailenin aileyi bir arada tutandır ve çocukların eğitiminden çocukların yetişmesini sağlayan kişidir. İlk öğretmenidir. Evet. Yani aileden bunu çıkarabilirlerse o zaman rahat bir şekilde toplumu ifsad edebilecekler. Evet. Ve bunu yapmaya çalışıyor ki dikkat edin, son dönemdeki bu işte İstanbul Sözleşmesi ve diğer aile evet. kanunuyla şu an oraya doğru bir yine farklı bir şekilde oraya gidiş var. Evet. Aile yine hedef alınıyor. Yine kadın hedef alınıyor. Evet. Yani ve tesettürdü. Tesettür üzerinden böyle bir baskı vardı. Baskı mesela o dönemde direnildi. Kadınlar baskıya direndirerek kendi kimliklerini muhafaza ettiler. Okulu terk etme pahasına. Evet. Birçok okulunu terk etti ama örtüsünden taviz vermedi. Evet, tesettüründen. Tesettüründen şey yapmadı. Hatta bir ama geldiğimiz süreçte evet. Yani iktidarın bazı yanlış uygulamaları neticesine bakıyoruz ki tesettür bu sefer yozlaştırıldı. Evet. Başörtüler küçüldü. Mendil kadar olmaya başladı. Evet. Yakaların üzerine sallanan o geniş 90'lı yıllarda o mücadele veren bayanların öğrencilerine tabii o büyük başörtüler yakalarını tamamen omuzları örten başörtüler gitti, yerine böyle mendil kadar saçı örten, saçta model model örten, evet. türbana dönüşmeye başlayan bir başörtüsüne dönüştü. Yani ve sadece kafada bir başörtü ama diğer tarafta vücudu tesettüre bölünmemiş. Evet. Dar evet, giyim, yani İslam'a uygun olmayan. Tabii. Yani streç böyle taytlarla çıkıp gezmeler. Evet. Ya dar pantolonlar. Evet. Pardesüler gitti. Yerine işte artık diğer bluz, muluzlar ve benzeri işte farklı şeyler çıktı. Ama kafada örtü. Evet. Yani dolayısıyla tesettür baş örtme değildi. Ama öyle algılandı. Evet. Ve bilinçli bir şekilde yozlaştırıldı. Evet. O da 28 Şubat'ın belki farklı bir yönden devamı diyebiliriz. Ve o baskı ortamında direnen insanlar bu yozlaşmaya direnemediler. Yozlaşmaya birçoğu teslim oldu. Hatta öyle ki bir okulda yönetici olan bir öğretmen arkadaş anlatıyordu. Diyordu 90'lı yıllarda da diyor biz yöneticiydik. O zaman diyor bu 28 Şubat sürecinde. Evet. Diyor yani okula başörtüsü alınmıyor. Diyor kız çocukları diyor gelirdi İmam Hatip'e diyor, diyor gelirdi diyor okulun kapısına kadar örtülü gelirdi diyor. Orada biz zorla diyor başlarını açtırırdık onların. Evet. Başlarını ağlaya ağlaya diyor açarlardı diyor. Öyle sınıfa girerdi diyor. Çıkar çıkmaz hemen örtülerini örtüp evet. öyle giderlerdi. Evet. Şu an diyor yani İmam Hatip okullarında başörtü Kur'an-ı Kerim'de mecburidir. Evet. O şey getirildi. Dolayısıyla diyor şu an biz diyor kızlar diyor okulun kapısına kadar açık geliyor evet. İmam Hatipler'de. Diyor biz okulun bahçesine girerken diyor orada başlarını örtüyorlar. Evet. Çıkar çıkma tekrar açıyorlar. Evet. Bizim burada durup düşünmemiz lazım. Yozlaşmayı gösteriyor. Evet, yozlaşmayı gösteriyor. Yani o inancın kaybedilmesini gösteriyor. Tesettür bilincinin kaybolduğunu gösteriyor. Evet. Ya da tesettür sadece başörtüsüne sığdırılmış. Yine bu İslami kesimdeki bir yazar şu an İslami yazarlardan bir tanesi. Hatırlamıyorum ismini de. Şu an hatırlamıyorum. Diyor ki biz yanlış yaptık. Mustafa Sabri Beşer miydi? Yok yok, bayan, bir bayandı. Evet. Diyor biz tesettür mücadelesi verecektik diyor. Evet. Biz başörtüsü mücadelesi verdik. Başörtüsünü kazandık ama tesettürü kaybettik. Evet. Yani 28 Şubat'ın tahribatları öyle veya böyle devam ediyor. Evet. Ve maalesef ki 15 Temmuz'dan sonraki şeye baktığımızda sürece yani bu noktada tekrar 28 Şubatçıların farklı aynen. şekilde bir etkin oldukları bürokrasiyle benzerlerde ve sinsi bir şekilde kendi hedeflerine gittikleri artık direkt yasak değil, yozlaştırarak, değiştirerek, dönüştürerek moda sektörüyle ve diğer farklı şeyler üzerinden
Evet. Bir farklılaştırarak bu işe devam ediyor. Evet. Yani belki 28 Şubat'ın şu an mesela devam edip etmediği. Evet. Şu an eğer halen o dönemden 28 Şubat sürecindeki komplo ve kumpaslarla cezaevinde olan insanlar varsa, evet. Demek ki 28 Şubat bitmemiş. Evet. Yani ben bazen şunu söylüyoruz yani 28 Şubat sürecinde o dönemde cezaevine giren tek bir kişi, o cezaevine atılan tek bir kişi dahi kalsa bu süreç bitmemiş sayılacak. Evet. Çıkarsa o zaman bunun üzerine konuşulabilir. Güvenlik soruşturmaları halen eğer İslami camiye mensup olup olmamasına göre bu kişi memur alıyor ya da İslami camianın sohbetine katılmış, ne bileyim etkinliğine gitmiş diye halen eğer güvenlik soruşturmasına takılıyorsa demek ki 28 Şubat bitmemiş. Evet. Ama yumuşak bir tarzda sinsice devam ediyor, mertçe değil. Daha önce açıkça geliyordu, şu an hükümetin gölgesinde, iktidarın gölgesinde ama sinsi bir şekilde çalışmasını yürütüyor o zihniyet. Evet. Laik Kemalist zihniyet 28 Şubat'ın amacına hizmet eder şekilde şu an çalışıyor. Evet. Yani bunu da unutmamak lazım. Evet. Başkanım daha sorularımız vardı ama arkadaşlarımız süremizin bittiğini söylüyorlar. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bize zaman ayırdığınız için sağ olun. Size sağ olun bu fırsatı verdiğiniz için. Evet, teşekkürler. Evet değerli izleyenler, bu akşam müzakerede değerli bir konuğumuz vardı. Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı Avukat Sayın Mehmet Hüseyin Yılmaz müzakerede konuğumuzdu. 28 Şubat darbesini konuştuk, istifade ettik. İnşallah sizler de o süreci yaşayan, o süreci takip eden bir hukukçu, aynı zamanda bir siyasetçi olarak değerlendirmeleri ve yorumlarından istifade etmişsinizdir. Haftaya farklı konu ve konuklarla yeniden karşınızda olmak dileği ve temennisiyle hepinize hayırlı akşamlar.